8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki konuğumuz genel cerrahi uzmanı doçent doktor Muharrem Baltal. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sizi sormadım. Biz hocam geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam dünyadaki en yaygın hastalık kanser ve genel cerrahlarda özellikle bu kanserlerle en çok ilgilenen branş hekimleri. Kanser nedir? Risk faktörleri nelerdir hocam? Kanser maalesef çağımızın vebası. Ama şu şekilde bakmak lazım. Yani hücreler, vücudumuzun her yapısı zaten bir hücreden oluşuyor. Ve bu kanser dediğimiz şey vücudumuzdaki her hücremizden kaynaklanabiliyor. Yani saçımızdan neredeyse ayağımıza kadar her dokuda kanser gelişebiliyor. Aslında kanser dediğimiz şey hücrelerin normal gelişimi. Yani kanser her hücre belli bir oluşturuluyor ve bir zaman sonra ölmesi gerekiyor. Yani apoptoz diyoruz biz buna, işte programlı hücre ölümü diye. Bazı hücreler bunlar ölmüyor. Normalde immün sistemimizde, yani şu anda sizde de, bende de olan immün sistemimiz aslında bu kanser hücrelerini otomatik olarak temizliyor. Ama bazı hücreler bu temizlemeden kurtuluyor ve çoğalmaya başlıyorlar. Kontrolsüz şekilde çoğalmaya başlıyorlar. Çoğalmaya başladıkça normal hücrenin yapması gereken fonksiyonu da yapmıyorlar ve büyümeye başlıyorlar. Büyümeye devam ediyorlar ve sonra belli bir büyüklüğe ulaştıktan sonra işte tabii yerine göre, işte çıktığı dokuya göre problemler oluşturmaya başlıyorlar. O zaman görüyoruz. Ve yaş ilerledikçe tabii bu hücre çoğalımı belli bir yaştan sonra yavaşlamaya başlıyor. İnsanlar da yaş uzadıkça kanserle daha çok muhatap olacaklar maalesef. Bir teoriye göre 100 yaşına insanların ortalama yaşı ulaştığında herkes kanserden vefat edecek diye bir teori var. Durum bu. Yani yaşımızın uzamasının aslında bir çeşitli problemini yaşıyoruz, öyle söyleyeyim. Hocam risk faktörleri deyince bu da ister istemez o bahsettiğiniz büyüyen hücrelerin aslında tetikleyen şey değil mi? Vücut tabii bunu engelleyemiyor bir şekilde. Risk faktörleri buna sebep oluyor. Ya pek çok risk faktörü var. Yaş bir risk faktörü, işte çevremiz, organik metaller, egzozlar, yaşadığımız ortam, organik beslenmeden uzaklaşmamız, hareketsizleşmemiz, işte uğraştığımız sanayi kısmıyla uğraşan işte organik, inorganik maddelerle muhatap olmamız, denizlerin kirlenmesi, bunların hepsi birer faktör. Cep telefonları, radyasyon, işte elektrik, bunların hepsi maalesef ki hayatımızda kanseri tetikleyici unsurlar olarak devreye giriyor. Kesinlikle hocam. Hocam peki kanser tanısı için neler yapılmalıdır? Artık pek çok seçeneğimiz var. Teknoloji çağında yaşıyoruz ve her şeye ulaşabiliyoruz. Öncelikle kendimizi iyi tanımamız gerekiyor. Ben nasılım, özelliklerim nelerdir, hangi yaştayım, işte kendimi sağlıklı nasıl beslenirim gibi şeyler. Belli kontrollerimizi yaptırmamız gerekiyor. Bir şeylerin ters gittiğini en azından anlayabilmemiz gerekiyor. Yani önceden yapabildiğiniz bir şeyin yapamamız olmanız, halsizliğiniz, işte sebep yokken zayıflamanız, işte bir yerinizde bir şişlik ortaya çıkması, sizi rahatsız edici bir şey. Dediğim gibi bu konuda kendinizde uyanık olmamız gerekiyor. Artık sağlık sistemine ulaşamamak diye bir şey söz konusu değil. Yani insanlar her yerde muhakkak bir sağlık sistemine ulaşabiliyor. Çok fazla testimiz, tarama filmimiz, röntgenimiz, işte görüntüleme yöntemimiz, pek çok şey var ve bir şekilde şükürler olsun ülkemizde rahatça ulaşılabiliyor bir şekilde. Bunları göz ardı etmeden ya da kendi kendine geçer demeden bir sağlık kuruluşuna başvurmamız ve bunları istememiz, talep etmemiz gerekli. Rutin kontrollerin yapılması gerekiyor diyorsunuz. Elbette hocam. Ki. Rutin kontrollerle ilgili aslında belli yaş gruplarında risklerimiz de artıyor zaten. İşte kadınlarda diyoruz 40 yaşından sonra işte meme kanseri riskimiz artıyor. Erkeklerde 50 yaşından sonra kalın bağırsak kanseri riskimiz artıyor. Prostatla ilgili problemlerimiz artıyor. Bunlar istatistiklerle zaten ortaya çıkmış durumda. Sosyal medyada da işte televizyonlarda da bu konu zaten devamlı insanlarımıza anlatılıyor. İnsanlarımızın bunları dinlemesini şiddetle tavsiye ediyorum. Yani söylenenlerin hiçbirisi masal ya da hikaye değil. Hepsi bir şekilde bilimsel olarak ortaya konmuş veriler. Ve benim başıma gelmez diye düşünmeyin, bir şekilde geliyor. Kesinlikle. Bizim hatta 8'de sağlık seyircilerine de aynı şekilde rutin kontrollerinin yapılmasını rica ediyoruz çok hocam. Çok önemli, çok önemli. Hocam şimdi kanser deyince aslında genel cerrahinin bir primer ilgilendiği kanserler var. Tabii ki. Bir de bunun dışında neredeyse bütün kanserler metastaz olarak da yine genel cerrahinin ilgi alanı olan kısımlara metastaz yapıyor. Biraz bahseder misin hocam genel cerrahi klinikteki kanser türleriyle ilgili olarak? Tabii ki, memnun olurum. Ben genel cerrahi uzmanıyım. Genel cerrahi uzmanı şöyle bir örnek vereyim size.
Bir göğüs cerrahisi uzmanı sadece akciğerlerle uğraşıyor. Bir kalp cerrahı kalple uğraşıyor. Üroloji cerrahi sadece böbrek ve mesane ile uğraşıyor gibi daha dar kapsamlı alanlarla uğraşıyorlar. Genel cerrahi hala bunların hepsi zaten diğer branşlarda genel cerrahiden ayrılan branşlar yıllar içerisinde bu yüzyılın başından beri ayrılan büyüyen klinikler. Genel cerrahi hala maalesef çok geniş bir alanı içinde bulunduruyor. İşte meme cerrahisi de bizim içimizde genel cerrahinin dalında. Guatr cerrahisi de gene tiroidlerle genel cerrahin içerisinde. Karaciğer, safra yolları, pankreas cerrahisi, mide cerrahisi, kalın bağırsak, işte onun dışında bazı cilt tümörleri gibi hepsi genel cerrahinin kapsamı içerisinde yer alıyor. Ama bizim en çok karşılaştığımız işte guatr cerrahisi, meme zaten neredeyse o da çok ciddi bir sorun. Pankreas, mide ve kalın bağırsak kanserleri genel cerrahinin en çok uğraştığı alanlar diye ifade edebilirim. Peki branşlaşmanın önemi nedir hocam sizce? Bu konuda şuna geliyor. Nasıl ki hepimiz tecrübeye istiyoruz. Bir berbere gittiğimiz zaman da o tecrübeli olsun istiyoruz. Bir terziye gittiğimiz zaman da o tecrübeli olsun istiyoruz. Branşlaşmanın önemi de şuna devreye giriyor. Hastalarımız bazen soruyor, bir doktorun nasıl anlayabilirim diye. Daha önce bu ameliyatı kaç kere yaptığını sorun diyorum hastalarımıza. Yani guatr cerrahisi devamlı uğraşan bir kişinin daha başarılı olacağı kesin. Çünkü cerrahi kısımda bilgi elbette ki çok çok önemli. Deneyim ve bir o kadar tecrübe. El manipülasyonu ve yeteneği de devreye giriyor. Ve siz aynı şeyi yaptıkça da zaten aynı alanda gelişmeniz zaten kaçınılmaz. Hatta bir çalışma vardır mesela Hollanda'da şey söylerler. Pankreas cerrahisini mesela yılda 20'den az yapıyorsanız yapmayın diye bir ifade vardır. Yani belli sayıda ameliyatları fazla yapabilmek önemli. Bu da branşlaşmayı getiriyor. Yani belli ameliyatları, belli merkezlerin yapması ya da belli cerrahların yapması başarı oranını direkt etkileyen hastalara da yaşam konforunu da hem de yaşam beklentisini de uzatan bir etken. Kesinlikle. Ondan sonra. Ben de bu arada kendi adıma dediğim gibi ben de karaciğer safra yolları pankreas cerrahisi alanında daha fazla kendimi yer edindiğimi ifade edebilirim. Çok iyi hocam. Peki hocam kanser hastalarının tedavisi ve yönetimi nasıl olmalıdır? Nasıl yaklaşmak gerekiyor? Bu bir hastalık. Buradaki bütün sorun doğru yerde emanet edilmeniz ve bu sürecin beraber yönetilmesi. Şunu özellikle ifade edeyim. Hasta-doktor ilişkisi bir güven ilişkisidir. Ve bu güvenin oluşması çok çok önemli. Sürecin ilerletilmesi açısından. Her kanser hastası unique dediğimiz tek olduğunu idrak edebilmeli. Yani diğerlerinde böyle oldu, diğerlerinde şöyle oldu diye bir kıyaslamaya gitmek çok, onda çok başarılı oldu, bunda başarılı olmadı diye düşünmemek lazım. Burada belirleyici olan faktör o doktoruyla beraber kişiye özel bir tedavinin yönteminin belirlenmesi gerekiyor. Kimi hastalarımızda önce kemoterapiyle başlayıp daha sonra ameliyat seçeneklerini ön plana çekebiliyoruz. Ya da kimi hastalarda direkt ameliyatla başlayıp daha sonra kemoterapisini ya da ışın tedavisini ön plana koyabiliyoruz. Burada kişiye özel bir karar vermemiz gerekiyor. Tabii ki bunları sebeplerken tümörün yeri, büyüklüğü, uzak metastazı yapmaması, kişinin fonksiyonel durumu, yaşı, ameliyatı kaldırabilecek durumu olması, olmaması bunların hepsi birer faktör. Bunu doktoruyla hastanın bir araya gelip bir şekilde ortak karar vermesi gerekiyor. Orada bir tercihte bulunuyoruz. Yani beraber ortak bir yola çıkıyoruz ve bu yolu beraber yürümeye çalışıyoruz. Peki hocam burada belirleyici olan kişi genel cerrah mıdır yoksa onkolog mudur? Çünkü onkoloji de nihayetinde dahili olarak bu tip hastaları şey yapar. Yani böyle bir hasta sizden geçerek bir onkoloğa mı gidiyor yoksa bir onkologdan geçerek mi size geliyor? Hastalar ilk başvurusu iki şekilde de olabiliyor. Evet. Ama şunu ifade etmek isteyeyim. Kanser tedavisi ya da yönetimi multidisipliner bir yöntem. Yani multidisipliner bir problem. Yani pek çok branşı ilgilendiren bir yönetimim gerekiyor. Genelde orkestra şefi cerrah oluyor. Yani cerrahi uygulanacaksa şayet. Yani cerrahi adayı olan bir hastada cerrah bunun orkestra şefliğini yapıyor. Ama bizim de her hafta Sağlık Bakanlığı'nda zaten uygulamalarında bu var. Onkoloji konseyi dediğimiz bir konsey oluşturuyoruz. Bu konseyde medikal onkolog, radyasyon onkoloğu, radyolog, işte enfeksiyon hastalıkları uzmanı, bazen işte gastroenteroloji doktoru, cerrah, bazen 3-5 tane cerrah. Patolog belki. Patolog tabii ki. Onlar bir araya geliyoruz ve 8-10 tane ekip, hekim,
ayrı klinikler hastanın dosyası üzerinde teker teker tartışıyoruz. Hastamıza daha nasıl faydalı olabiliriz diye. Doğru bilimsel olarak nasıl yapabiliriz diye. Bunun iki şeyi var. Aynı sonuca da ulaşabiliyoruz ama bu sorumluluğu paylaşmak bile hepimizi çok daha rahatlatıyor. Hepimizin fikir olduğu bir konuda ilerlemek hastaya çok daha net bir bilgi ve deneyim veriyor. O şekilde ifade edebilirim. Peki böyle bir konsey şu anda ülkemizde hali hazırda aktif bir şekilde kullanılıyor mu? Yoksa sizin kliniğe has bir şey mi bu? Kullanılıyor. Hatta devlet hastanelerinde de buna benzer ekipler var. Bazıları daha dar kapsamlı oluyor, bazıları daha geniş oluyor. Ama pek çok ekibin bu şekilde karar almaya çalıştığını biliyorum. Peki hocam, tedavi seçeneklerinden bize biraz bahseder misiniz? Hastalığa özgü değişik uygulamalarımız var. Hı hı. 90'lı yıllardan sonra konsept değişikliği oldu. Teknolojide çok ciddi gelişmeler oldu. Endoskopik yöntemlerde, girişimsel radyolojide. Orada onkoloji konseyinde tartıştığımız ve nasıl yöneteceğimize dair bir karar aldıktan sonra hastalarımıza bir tedavi planı seçiyoruz. Cerrahi bir seçeneğimiz, kemoterapi ya da onkoloji tedavisi bir seçeneğimiz. Bazen ışınla, işte gamma knife var, taktik radyoterapi var, bunun gibi lazer tedavisi gibi değişik yöntemlerimiz var. Onlardan uygulayabiliyoruz. Bazen cerrahi uygulamayalım, girişimsel radyolojiyle, anjiyografik yöntemlerle bu tümörü işte yönetelim diye kararlar alabildiğimiz oluyor. Diğer işte daha palyatif yöntemlerimiz var. Pek çok tedavi seçeneğimiz bulunuyor. Vermiş olduğunuz bilgiler çok değerliydi hocam. Çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık bizlerle burada olduğunuz için. Güzel. Bugün bizlerle genel cerrahi uzmanı doçent doktor Muharrem Battal bizlerleydi. Ve bizlere kanserle ilgili ve genel cerrahi kliniği ile ilgili birçok bilgi verdi. Kendisine çok teşekkürler ederiz. 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor.